ateş olduğu halde ortaya çıkacak. Bazıları onun yanındaki gördüğü suyu gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazıları onun yanında gördüğü ateş de gerçekten ateş olmayıp soğuk tatlı bir sudur. Sizden Deccal'e kim yetişti ateş olarak gördüğü tarafa da bulunsun. Zira o tatlı içi bir güzel bir sudur. Yani İslam'ı da ateş gibi gösterecek. İmanı ateş gibi gösterecek. Darwinizmi, Rumiliği su gibi gösterecek. Allahsızlığı, homoseksüelliği su gibi gösterecek. Helalleri de ateş gibi gösterecek. Cehennem gibi gösterecek. Hadisin müteşabih olduğu anlaşılıyor burada. Ama diğer hadislerde bak Deccal'in beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et akan bir nehir, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı mevcuttur. Yani ormanı gerektiğinde yaktığını hadisten anlıyoruz. Bak. Yemyeşil bahçelerden oluşan orman ve devam edince bak duman ve ateş dağı mevcuttur. Her yeri kundaklayarak eskiden beri İngilizlerin devleti etrafı böyle hercümers eder. Ya havadan bombalatır, ya karadan bombalatır, ya teröristler de bunu yapar. Deccal'in sloganı diyor, hadiste peygamberimiz, kendisinin Allah olduğunu defalarca söyler diyor. İlk önce intikam ve ardından da ateş der diyor. Hep bak intikam ve ateş. Irak'a intikam için, Suriye'ye intikam için, Libya'ya intikam için, Afganistan intikam için ve hep ateş der diyor. Deccal'in tabileri ona uyanlar çoktur. Kendisine birçok kimse iltihak eder, katılır diyor. Yine hadiste.